Can you tell me what is going on inside your mind? Cause you're so hard to read, it's like you're tangled in the lies. Herkese YouTube kanalından merhaba. Tanımayanlar için ben Ayşenur. Bugün sizlerle ne yediğimi gösterdiğim bir video çekeceğim. Bugün dışarıdayım. Özellikle video çekmek istedim. Bazen evde ne yediğimi gösterdiğim videolar da oluyor. Ama şu anda bütün gün dışarıda olacağım. İşlerim var. İşe gideceğim. İşte birkaç uğramam gereken bir yer var vesaire. Kendime beslenme hazırladım. Önce şu anda kahvaltı etmedim. Saat 10 civarında şu anda. Ben bu tarz böyle arabada sohbet ettiği, işte ne yediğini gösterdiği falan videoları çok izlemeyi çok seviyorum. O yüzden sizler de, yani size için de eğlenceli olabileceğini düşünüyorum şu anda. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Önce kahvaltı etmedim. Kahvaltı etmem gerekiyor. Saat şu anda 10 civarında. Kendime bir sandviç hazırlamıştım. Sandviçimde tam buğday ekmeğinin, yani 2 dilim tost ekmeği diye geçiyor sanırım bu. O ekmeğin içinde işte marulum var, peynirim var, zeytinim var. Çok az miktarda da mayonez var. Bu biraz masum değil ama şimdi bunu yiyeceğim. İyi bir öğün olması gerekiyor. Sonrasında da evden hazırladığım yiyeceklerim var yine. Gün içinde de yine onları yiyeceğim. Buradaki işlerimi hallettim. Size şey göstereyim. Şimdi bir milyoncu tarzında bir yere uğradım. Ay. Şöyle bir poşet yine bir şeyler aldım. Mutfak dolaplarını böyle benim alt dolabım, yani çok az alt dolabım var ve tencerelerim hep üst üste geliyor. O yüzden böyle tencereleri düzenleyebileceğini düşündüğüm bir raf gibi bir şey aldım, portatif. Bakayım, eve gidince deneyeceğim. Hem size yazarım, hani yorumlarımı yazarım, hem de ya bu normalde bence üst dolaplar için hani bardak rafı gibi bir şey ama inşallah altta da işe yarar. En azından günlük kullandığım küçük tencereleri bile hani üst üste yiyebilsem benim için kar kardır. Yani bakacağım artık. Bunu eve gidince şey, yani mutfağa koyduğum zaman size göstereceğim. Ondan sonra şöyle iki tane tabak aldım. Bunlar çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Bayağı güzeller. Bunların iki tane aldım. Ve şunlar ve bakliyatlarımı koymak için de iki tane de bundan aldım. Normalde benim zaten 2-3 tane vardı. İşte 5 tane oldu. Çıktıktan sonra da pişman oldum. Dedim ki neden 6, yani 6.'yı almadım. Bari takım gibi olurlardı falan. Bunları aldım. Bu arada saatte 3 gibi falan, şöyle bir yarım saatlik işim daha var. Onu da hallettikten sonra öğle yemeğimi yiyeceğim. Evden hazırladım. İşleri hallettikten sonra muhtemelen evden hazırladım. Öğle yemeğimi yiyeceğim. Şu an güncel kilomdan haberdar değilim çünkü tartılmıyorum. Tartıldıkça bence bir insanın psikolojisi bozuluyor. Yani ben artık buna kanaat getirdim. Tartılmadığım günler, mesela tartılmayayım bir hafta geçsin, bir tartıya çıkıyorum, hani zayıflamış oluyorum. Ama sürekli tartıldığım zaman kafayı ona takmış gibi oluyorum ve kilo veremediğimi düşünüyorum. Hayatımda da bu kadar kilo aldığım bir dönemi hiç hatırlamıyorum gerçekten. Hani bu kadar şiş ve kilo aldığım bir dönemi. Sürekli yeme isteği falan, hiç böyle bir zaman dilimi geçirdiğimi hatırlamıyorum. Neyse, ben zaten biraz özgür bıraktım kendime. Böyle yavaş yavaş, hani artık bir anda değil de yavaş yavaş, arada işte haftalık detokslarımla, zaten bir tane detoks videosu çekmiştim. Şuraya linkini koyarım izlemek isterseniz diye. Böyle yavaş yavaş ilerlemeyi düşünüyorum. Hani sağlıklı beslenerek ilerlemeyi düşünüyorum. Önemli olan zaten kendimi aç bırakmamak. Çünkü aç olduğum zaman, hani özellikle akşam yemeği zamanı, çok aç olduğum zaman her şeyi yiyorum. Yani böyle sofrada ne varsa hepsini yiyorum. Ama şimdi ara öğün yaparak hani o açlığı şey yapmaya çalışıyorum. Yani daha bastırmaya çalışıyorum. Daha aç olmamaya çalışıyorum falan. İdare ediyorum. Sadece dışarısı işte çok zor oluyor. Her günde çalıştığım için dışarıya çıkıyorum. Zaten şimdi yemek yerleri bile açık değil. Hani dışarıdan bir çorba bile güvenip söyleyemiyorum. O yüzden evden götürmek en mantıklı olan oluyor bana. Böyle sempatik kaplarda bayağı iyi oluyorlar. Bir şey halledim geleyim de buradan da çek derler mi demezler mi bilmiyorum. Arabalar park etmiş ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Aldıklarımı Instagram'a da paylaştım. Hatta orada anket falan yaptım. Bakayım millet ne diyecek tarzında. Bu arada hala beni Instagram'dan takip etmeyenler varsa lütfen takip edin beni. 10K'ya geçmeye çalışıyorum. Çünkü o zaman hani YouTube videolarıma link verebileceğim. İşte yukarı kaydırın, işte YouTube videom yüklendi tarzında. O yüzden 10.000'i geçmem için bana destek olsanız sevinirim. Zaten hani 9 küsür binlerdeyim falan. Hülü susamıyorum ama işler beni bekliyor. Yeah.
işlerimi hallettikten sonra arkadaşımla birlikte Starbucks'a uğradık. Yine ben sağlıklı bir şey aldım. Arkadaşım şey aldı. Neydi senin aldığın? White Chocolate Mocha. Ben sadece Americano alabildim. O yüzden şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Çünkü biliyorsunuz siz de zaten yasak. İçeride bandrol falan çekmişler bir yerlere. Bakalım bunu içeceğiz. Yemeğimi bu arada hala yemedim. Az sonra da yemeğimi yiyeceğim. Öyle. Geç kalan öğle yemeğimi yiyeceğim şimdi. Ne yiyeceğimi sizlere de göstereyim. Ben 2 gün falan böyle arayla sebze haşlıyorum. Bugün de menümde şöyle brokoli ve karnabahar haşlamıştım. Üzerine de limon koydum. Evden çıkmadan önce bunun üzerine tuz atmıştım. Aslında baharatlar da çok yakışıyor. Hani varsa evinizde çeşitli baharatlar sevdiğiniz koyabilirsiniz. Şimdi bunu yiyeceğim öğle yemeği olarak. Bunu yedikten sonra americano içeceğim. Sonra da zaten akşam yemeği yerim. Ve sağlıklı olabileceğini düşündüğüm bir yemek hazırlayacağım. Akşam yemeği hafta sonundan kemik haşlamıştım. Onun burada suyu var. Kendi yağı var. Hiç yağ eklemedim. Ve işte et parçaları var. Böyle et çorbası gibi bir şey yapacağım. Bol ekşili, işte sirkeli, limonlu, sarımsaklı güzel bir çorba yapacağım. Ve günün kapanışını yapmış olacağım. Escape this, 'cause you don't know what's going wrong. This could get dangerous real fast if you're left on your own. I think you need some time. I think you need some hope. I think you need someone to tell you that this is the darkest, this is the darkest road. Akşam yemeğim hazır. Şimdi ben yemeğimi yiyeceğim. Şu anda saat 6.30. İşte böyle bir 10 dakika falan yemeğimi yerim. Size veda etmeden gitmek istemedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.